Evet arkadaşlar, o maceralı an geldi. Şu an Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayım ve birazdan az sonra Münih'e uçağıma doğru gideceğim. Size küçük bir vlog başlangıcı yapayım dedim. Yalnız şu an telefondan yapıyorum. Ses de, görüntü de biraz dandik olabilir. Helal edersiniz. Bundan sonra oraya gittikten sonra güzel kamerayla 10 numara vloglar çıkartacağım arkadaşlar size. İşte bavullarımı verdim. Bir saat sonra yaklaşık uçağım kalacak. Oraya indikten sonra arkadaşlar, evet arkadaşlar, anons bizi çok baltaladı. O yüzden orada bir durdum. Küçük bir kesik atarım. Yaklaşık bir saat sonra uçağım kalkacak ve Münih Havalimanı'na indikten sonra da oradan da küçük bir video. Bunların hepsini birleştireceğim. Böyle bir yol vlogu olmuş olur arkadaşlar. Bütün yol boyunca ara ara açıp size ufak tefek şeyler de göstermiş olacağım. N95 maskesini de taktım. Nefes alıp verdikçe böyle içeri girip çıkıyor. Hadi bakalım. Yolculuk başlıyor. Görüşürüz Münih'te. Güzel ve rahat bir yolculuğun ardından işte Münih havasını alıyoruz arkadaşlar şu anda. Münih'e geldim. Güzel bir yolculuktu. Yaklaşık 2,5 saat sürdü. Şimdi bir dışarı çıktım. Bir nefes alayım diye. Birazdan yolumuzun Augsburg'a gideceğim. Şimdi eşim de alamadı bugün beni iş yoğunluğundan dolayı. İneceğim aşağı. Oraya gitmek için hangi trenlere binmem gerektiğini öğreneceğim ve tek tek gideceğim abi. Daha 1,5 saatte yolum var arkadaşlar. Bakalım böyle şirin, tatlı bir vlog tarzı bir şey yapalım dedik. Bakın hani size de kanıt olsun. Arabanın plakasını göstereyim. 100 bin lira borcum. İşte size kanıt. Bak plakaya. Yani yalandan Zottri Havalimanı'na gelip kazıklamıyorum size ha. Sakın öyle zannetmeyin. Hadi abi ben yoluma devam edeyim. Yolum çok uzun, çok yoruldum. Çok da açım, çok susuzum. Bir yerden su almam lazım. Ondan sonra yolculuğun ilerleyen kısımlarında gene görüşürüz. Havaalanından trene bindim. Şimdi Passing'de aktarma yapacağız. Aktarmadan sonra Augsburg'a geçen trene bineceğim. İndiğimde de birkaç görüntü gösteririm size. Şimdi böyle sakin, tatlı tatlı. Zaten yol yorgunluğu var. 2 saat falan uyudum. Tatlı tatlı gidiyoruz abi trende. Çekimleri telefondan yapıyorum dediğim gibi ama şu titreşim engelleme özelliği bayağı iyiymiş. Vallahi bayağı engelliyor. Ama tabii karanlıkta falan görüntü kalitesi bayağı kötü. Bayağı kötü demeyelim de biraz kötü ama ne olursa olsun halen birçok hazır fotoğraf makinesi veya kamera olarak satılan cihazdan vallahi bin kat iyi. Reklam yapmış gibi olmayalım. Markayı söylemeye gerek yok. Ama iPhone değil. Evet arkadaşlar, yolculuk sabah başladı. İstanbul Türkiye saatiyle 9.50'de kalktı uçak. İşte o İstanbul gene Türkiye saatiyle 12.45'te vardı. Tabi burada 2 saati geri olduğu için biraz bir soluklandım, kendime geldim. Bavul da zaten çok ağır. İşte tren nasıl gideceğimi öğrendim. 2 tane aktarma yaparak yaklaşık 1 saat 45 dakika falan da tren sürecek. Bakalım, gidiyoruz valla. Evet arkadaşlar, Passing'de indim tren değiştirmek için. Şimdi esas yeni memlekete giden Augsburg'a giden trene bineceğim. Birazdan bir 7-8 dakikaya gelecek. Şöyle arkamdan da Şirin'e manzaraları göstereyim ama tabi telefonun ona göre bir ayarı olmadığı için maalesef pek hoş göstermiyor. İnşallah şu kamera işini bir çözeyim en kısa zamanda. Çok güzel görüntüler göstereceğim arkadaşlar size. Bakalım bu trene bindikten sonra artık Augsburg ana durağa gideceğim. Ve ondan sonra da evime gideceğim. Size birkaç tane daha sokakta yürürken orada burada bir şeyler paylaşırım, merak etmeyin. Bu videoyu böyle burada yetim bırakmayacağım yani. Hadi bakalım, yol devam ediyor. Evet arkadaşlar, Augsburg ana durağa geldik. Çok yorucu bir yolculuk oldu aslında. Hem susadım hem deli gibi acıktım. Şimdi eşimin de beni almasını bekliyorum. Bilerek tıkınmadım ki abi. Birlikte düzgün bir yere gideriz. Orada hem açlığımı gideririm. Susuzluğumu zaten birazdan gideririm abi. Hiç problem değil. Hiç zaman kaybetmek istemedim. Çünkü trenleri kaçırıp daha geçe kalmak istemedim. Şimdi mekanımıza geldik. Mekanımız derken
şehrimize geldik. Bakalım bundan sonraki maceralar artık buradan devam edecek. Video muhtemelen burada kapanmaz. Sokağın orada da küçük bir kapanış kısmını yaparız arkadaşlar. Gerçekten çok yorgunum. Bu şehir hem bana hem size belki de bol bol sürprizler açacak arkadaşlar. Bakalım nelerle karşılaşacağız, nasıl videolar çıkaracağız. Ben de çok merak ediyorum, çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar, sonunda birkaç ay kalacağımız küçük ama sevimli yuvamıza gelmiş bulunmaktayız. Burası da sokağım, artık birkaç ay idare edeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Burada evler kolay bulunmuyor. İlk vlogumuz, farkındaysanız daha çok bomba vloglar gelecek. Bence şimdiden abone olun. Sonu dedik ama evi göstermeden de bitirmeyelim abi. Bu bavul çok kötüymüş ya. Yemin ediyorum, bavulu görseniz arkadaşlar var ya, çöpe atacağım en kısa zamanda yani. Yeni bir şey alacağım. Bu bavul yemin ediyorum adamın iflahını söktü ama... Bir süre kalacağımız yer burası. Burayı da görün istedim. Hadi şimdi kendinize iyi bakın.